sosyal eyler, sosyal aktivite, sosyal arkasından gidilecek ya da uğruna erinecek bir paradigma olarak da kabul ediyorlardı. Temel kalkış noktalarımız bunlarken. Donanmacı kadını dini bireysel bir kompartımanda tutarken, bir yaşam biçimi, iyilikseverlik, yardımseverlik, hamiyetperverlik, aileden öğrenilen, yaşamın bir parçasında kalan, olmazsa olmaz ama ziyan da vermez bir sosyal kurum olarak addederken, Bayraklı Mahallesi'nin kadın örneklemi, din tamamen bir yaşam biçimi, dinle yatıp dinle kalkacak kadar bütün sosyal aktivitelerine, kişisel kimliklerine kırdaki gibi devam ettirecek şekilde yansıttıklarını, yani dini bir yaşam biçimi olarak gördüklerini ifade ettiler. Yamanlar kadınına geldiğinde, hemen toplayayım hocam. Yamanlar kadınına geldiğinde iki uçta yer aldılar. Bir grup için din sekter bir durumdu. Beni benden alan, zorlayan bir durumdu. Diğeri için yine bir yaşam biçimiydi. Biz din için doğmuş, var olmuştuk. Din için doğuracak, ölecektik. Koşulsuz iman ve itaat etmeliydik. Aksini yapmamalıydık. Hocamın ikazlarına dikkate alarak devam eden araştırma verilerinden bugüne ne getiriyorum ve yarına projektif olarak bir karşıyaka kadın kimliği profili çıkarabiliyorsak eğer, konum itibariyle din sosyolojisinde neler söyleyebiliyorum? Eğitim, kentte kalış süresi, kentli olmak, kentlileşmiş olmak doneleri, kadının bireysel kişisel gelirinin olması, çalışıyor, üretimde katkıda bulunuyor olması, dindeki temel doneyi bireysel inanç kültüründe tuttuğunu, aidiyet bağını dinden değil başka sosyolojik parametrelerden kurduğunu gösteriyor bugün içinde. Ama eğitim düzeyi düştükçe, gelir eşe bağımlılık arz ettikçe, çocuk sayısı yükseldikçe, kır ile bağ organik ya da iktisadi bir şekilde devam ettikçe dinde çatallanmayı görebiliyoruz. Ya koşulsuz iman ve biat, ya külliyen reddediş, dışarıda tutuş ve karşısında tavır alış. Pekala, en baştaki sorumuza dönelim. Eğer bir karşıyakalılık ruhu, aidiyeti, normatif önceliği var ise, karşıyakalı erkeğin yanında karşıyakalı kadın kimliğinde 25 sene, 20 sene önce yaptığım çalışmadaki kadınlar artık kimileri büyük anne, kimileri çocuklarına referans olabilecek çerçevede bugün karşıyakada içinde bulunduğumuz kadın profilinin inanılmaz bir fotoğrafıyla karşılaşıyor.